Siz ana kız bir oldunuz, beni delirteceksiniz en sonunda. Ne demek tanımadığın, etmediğin, sevmediğin bir adamla evlenmek Zeynep? Sana mı soracağım abi? Bana soracaksın tabii. Kime soracaksın başka? Bu ailenin reisi benim. Evet, öylesin oğlum. Anne. Sen bir dur. Kızın senin yüzünden burada kendini yakıyor. Babamı öldürtmüş. Oğlunun reis olmasına seviniyor kendince. Bana bakın çocuklar. Kimse benim yüzümden kendini yakmasın. O İskender olacak adam gitsin beni ihbar etsin. Kimseden korkmuyorum. İçeri girer yatarım ben. Girer yatarmış. Sen o kuştuğu yatağından başka bir yerde yattın mı acaba? Zeynep, öyle deme Zeynep. Senin baban da az bir diken değildi hani. Anan her gece onunla yattı. Cezaevine ki. Peki sen bu durumu biliyor muydun Sakin Hanım? Seninle de ona göre konuşayım. Vallahi haberim yoktu Fikret. Haberim olsa onu kikalara bulaştırır mıydım? Kendim hallederdim. Herkes kafayı yemiş ya bu evde. Ne oldu ya? Hı? Ne oldu? Kalktın gittin Halil İbrahim'e. Ne oldu da ne yaşadın da geri döndün manyağın birinin bize sunduğu şartı kabul edip oğluyla evlenmeye karar verdin sen bir anda? Ne olduysa oldu, sizi ilgilendirmez. Halil İbrahim konusu benim için artık kapanmıştır. Zeynep. Kafayı yiyeceğim ben ya. Oğlum bak, bana ne kadar kızsan hakkındır. Benim niyetim bu değildi. Ama o Gamze olacak kadın boşu boşuna koşa koşa gidip hamile kalmadı. Anladın mı? Onun derdi paraya, mirasa, güce, kuvvete ortak olmaktı. Babası da eğer bu işin içinde değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen zaten hiçbir şey bilmiyorsun anne. Hele dur durak hiç bilmiyorsun. Ama beni yalnız bıraktın baba. Ya farkında mısın? Ölüyordum ben. Sırf senin yaptığın plan yüzünden ölüyordum. Sana bunu yapanlar hesabını verecek. Letolara gereken faturayı kestim. Sonuçta güvendesin. Ve bütün aileyi yönetecek durumdasın Gamze. Sakin ol. Hadi geç otur. Baba, sen gerçekten Zeynep'in Kaan'la evleneceğine inanıyor musun? Ben insanların ağzından çıkan söze bakarım. Sözünü tutmuyorsa o dilini keserim. Onlar bunu iyi bilir. Yapma dedim, etme dedim, affet dedim. Daha ne diyecektim ya? Zeynep belli ki adamın öfkesi geçmemiş. Sırf bu yüzden başka biriyle evliliğe evet mi denir? Sırf bu yüzden değil Elif. Adamın öfkesi varmış. Neyin öfkesinden bahsediyorsun ya? Halil İbrahim'in kucağında Didem vardı, Didem. Ne? Zeynep ne diyorsun? Ne, nasıl yani? Dur tamam sakin ol da bir düzgün anlat. Ne diyorsun? Ne demek Didem vardı? Bir anlat şunu düzgün. Dur. Tamam tamam sakin ol, sakin ol. Benim orada olduğumu bile bile Didem'i kucağına aldı. Yani o adamın kucağına o kızı kim koydu diyeceğim, o da olmayacak. Hadi tamam diyelim ki ben bir hata yaptım. Ne oldu sizin Halil İbrahim'inize? Hani benden başkasının yüzüne bakmazdı? Hani eli kimsenin eline değmezdi, ne oldu?
kendi gözlerimle gördüm Elif. Tahammül edebildiğim kadarına. Gerisini sen hayal et, ben edemiyorum. Zeynep belli ki inadından yapıyor. Seni üzmek istiyor, kıskandırmak istiyor. Öyle mi istiyor? Yarından itibaren beni izlesin o zaman. Üzmek, kıskandırmak nasıl oluyormuş görsün. Allah'ım. Doğru düzgün anlat şunu Elif. Yani anlarsınız ya Fikret abi. Bayağı bir yakınlaşmışlar, Zeynep de görmüş. Allah Allah. Ya bu çocuk içmez etmez. Nasıl uygunsuz bir şey yapıyormuş anlamadım. Vallahi ben de çok şaşırdım Fikret abi. Hiç beklemezdim ondan böyle bir şeyi. Neyse olan olmuş. Hem öyle ayrıyken olan şeyler de zaten uzatılmaz. Sen şimdi sabah gidiyorsun. Kızlarla konuşuyorsun. Onlar da durumu Halil İbrahim'e söylüyorlar. Ben de Zeynep'le Halil İbrahim'i bir araya getirmenin bir yolunu bulacağım. Vallahi birinin müdahale etmesi lazım Fikret abi. Yoksa Halil İbrahim geri adım atmazsa Zeynep o Kaan'la evlenir. İyi halt eder. Tövbe tövbe. Tamam da tamam. Ben bulacağım bir yolunu. Sen dediğimi yaparsın hadi. Fikret abi, Nedim Hanım'ın yaptığı bu büyük hatadan sonra kocamın yaptığı hata biraz küçük kalmadı mı? Artık onu da mahvetseniz. Büyük ya da küçük hiçbir hatayı affetmiyorum. Gidebilirsin Elif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.